Bismillahirrahmanirrahim. Sarf kitabımızdan alıştırmalara devam edeceğiz. Sayfa 36 olması lazım. Mazi fiillerin alıştırmaları. Orayı bir açalım. Gördüğümüz konuların alıştırmalarını çöze çöze şu anki olduğumuz yere kadar gelelim. Evet. Şimdi boşluğa uygun şıkkı seçeceğiz. Güzel bir soru. Ben Huve gördüm. Kalemimi seçeyim. Evet. Ben Huve gördüm. Huve müzekker, müfrede müfred için kullandığım, gaib için kullandığım bir zamirimdi. Bunu çözmek isteyen var mı? Hocam ben çözebilirim. Buyurun. Hüve müzekkerler için kullandığından dolayı B ve D şıkkı kalıyor. Doğru. Ezabu ve hiye dediği için hiye de mühennetle için kullanıyor. O yüzden haraç etkiliyor. Evet, doğru. Doğru cevap B. Buradaki ba nesne olduğu için bu şekilde gelmiş. Fetaha açtı demek. Huve fetahal babe, kapıyı açtı. Ve hiye, o kız ise haracet çıktı olması lazım. Haraca burada müzekker, burada da müzekker. Siliyorum. Haracata ikiye delalet ediyor. Doğru cevap B. Güzel. Ente ve ene. Bir muhatap zamirim, müfret muhatap zamirim, bir de mütekellim zamirim. Mevcut. Yapmak isteyen var mı? Hocam kimse yoksa yine ben yapabilirim. Tamam, olur. Hocam ben önce Ene'ye baktım. Ene'de ketebtü yazması gerektiği için A ve D şıkkı kaldı. Evet. Ente'de erkek yani müzekker sen olduğu için garate D şıkkı Evet, kaldı. doğru. Ente karate ve ana ketebtü. Doğru, çok iyi. Bunu da yap istersen. Bir hum, bir de hun ne var? Yapayım hocam. Hum haraçtun ve Hum hümle gaib bir zamir ama. Gaib kısmında. gaib. Evet, yani muhatap olmayan. Ha, hocam hum müzekker cemi müzekker oluyor. O yüzden Evet. Haracı olacak. Doğru. A ve D şıkkı kaldı. Ve Evet. hümle diyor. Bu da yine gaibe. O yüzden de dehalne. A Evet. şıkkı. Doğru. Dehalne, nahnu'dan bahsederken nahnu dehalne, hunne dehalne diyoruz. Güzel. Dördüncü soru. Hep seninle yapıyoruz ama yani başka biri de yapabilir. Yapmak isteyen yoksa bunu da yapabilirsin istersen. Bakayım hocam bir dakika. El hafiletu otobüs demek bu arada. Bir suratin az önceki metinde görmüştük. Hızlıca manasına geliyordu. Evet, gerisi sende. Hafiletane dediği için müennes iki müennes müsenna müennes oluyor hocam. Evet. Bu da merreta oluyor. C şıkkı. Evet. Doğru. Marra müzekerler için. Marra müennes tekiller için. Marartuma muhataptan bahsederken doğru cevap Marrat'a. Marrat da olur mu? Efendim hocam? Evet. Marrat da biz hafile tane neyse ona değinmeyeyim. Doğru cevap Marrat'a. Çünkü Huma diyeceğiz. Huma iki tane müennes isimden bahsederken Marrat'a diyoruz. Eğer müzekker olsalardı Marra diyecektik. Tamam, çok iyi. Ayşetu ve Eminetu. İki tane müennes ismim var. Ayşe ve Emine diye. O yüzden ben fiilimi de tesniye, daha doğrusu müfred, ikil, tesniye ve gaibe olacaklar. Çünkü burada eğer ben bu şekilde açık bir isim görüyorsam, zamir görmüyorsam onlar aslında karşımda değil.
Başka bir yerde ben onlardan bahsederken isimlerini kullanıyorum. Dolayısıyla Semia müfret müzekker, Semiat müfret müfret müennes, ama burada iki kişi olduğu için bu da olmuyor. Semiyatuma muhataptan bahsederken oluyor. Biz şu an gaibi arıyoruz. Doğru cevap Semiata olacak. Huma Semiata da diyebiliriz. Aişetu ve Eminetu Semiata da diyebiliriz. Savtel ezani. Burada savtu görmüştük. Savt ses demekti. Burada bir tamlama var. Ezan sesi manasına geliyor. Aişe ve Emine ezan sesini işitti diyorum. Et talibani. Burada ben talip kelimesinin, öğrenci kelimesinin tesniye yapıldığını görüyorum. İki erkek öğrenci. Ben ona göre fiilimi çekeceğim. Fetaha o açtı. Fetaha o ikisi açtı erkekler için. Doğru cevap bu. Fetahat o müennes isim açtı. Fetahata o müennes iki kişi açtı. Ama et talibani müzekker olduğu için müzekker olanı seçeceğim. Fetaha diyeceğim. O iki öğrenci kapıyı açtı diyorum. Evet. Huma gördüm. Burada bir ikil var. İkil zamiri var. Huma o ikisi. Erkek mi kadın mı bilmiyorum. İkisi de olabilir. Yani erkek için de olabilir. Kadın için de olabilir. Zaten şıklarda ikisini beraber yazmazlar. Eğer bir delil yoksa erkek mi kadın mı olduğuna. Bakıyorum Safera müfret için. Safera'yı görmedim ama ben sonundaki değişikliklerden anlayabiliyorum. Safera seyahat etti. Yusafirani, ben burada tesniye elifi ve kesralı bir nun gördüm. Olabilir. Safera, bu da sonunda ben tesniye elifi gördüm. Bu da mazi için oluyor. Bu seyahat etti demek. Bu da seyahat ediyor demek. Hangisi olduğuna bakacağız. Onu bana cümlenin devamı söyleyecek. Saferu gittiler demek. Huma olduğu için Saferu gelemez. Saferu humdan bahsederken. Hum, Saferu derken kullandığımız bir kalıp. Hemen cümlenin devamına bakalım. İla yön bildiriyordu. Ankara'da, Ankara'ya diyeceğim. Emsi, mazi fiil işlerken emsinin dün manasına geldiğini öğrenmiştik. Huma, o ikisi dün Ankara'ya gitti. Demek ki mazide gerçekleşmiş. O yüzden yusafirani diyemem. Eğer muzaride gerçekleşseydi diyebilirdim. O yüzden doğru cevabım safera. Çünkü geçmiş zaman olmalı benim fiilim. Evet. Sıradaki soru, katılmak isteyen katılabilir. Çözmek isteyen. Ana diye bir zamir gördüm. Bakıyorum. Qara'tu geçmiş zamanda ben okudum. Ekra'u şu anki zamanda ben okuyorum. Yakra'u o okuyor. Bu olamaz kesinlikle. Qara'te sen okuyorsun. Muhatap olduğu için bu da olamaz. Ya A olacak ya B olacak. Onu da şimdi cümlenin devamı haber edecek bize hangisi olacağını. Haza işaret zamiriydi. Müzekkere işaret ediyordu. Müfret müzekkere işaret ediyordu. El haberi gördüm. Haza el habara. Bu haberi okudum diyecek ya da okuyacağım, okuyorum diyecek. İşte bu kelime bana hangi zamanı seçeceğimi belirtecek. Kable demek bir dakika. Kable demek, konuşamadım. Önce demek, ba'de demek, sonra demek. Bu zartları da ezberlemek lazım. Ba'deyi de hemen yazayım. Ba'de daha sonra, sonra demek, sonrasında demek. Fiilden sonra gelirse, tabii fiilden önce gelirse demeyeyim. Mastardan önce gelirsem bir şeyi yaptıktan sonra manası veriyor. Kablede bir şey yapmadan önce manası veriyor. Yani cümleye bakalım şimdi. Kalil az demek. Kable kalilin az önce demek. Burada da bir isim tamlaması var. Az önce manasına geliyor bu. Az önce demek aslında geçmiş zamanda demek. Yani geçmiş zamanda ben bunu yaptım. Şu an yapmıyorum. Dolayısıyla ben bunu mazi seçmem lazım. Akra'u diyemem. Ben az önce gazete okudum diyebilirim ama ben az önce gazete okuyorum diyemem. Doğru cevabım A. Evet, hemen 9'u yapalım. Et-Tilmizetani o iki kız öğrenci müennes olduğunu gördüm, ikil olduğunu gördüm. Bakıyorum keteba müzekkerler için olmuyor. Yektubani müzekkerler için geniş zamanda şimdiki zamanda müzekkerler için olmuyor. Bir tek tübani olabilir, bir de ketebete olabilir. Biri mazi zamanda, biri muzari zamanda.
Cümlemin devamı bana haber verecek. El vacibe, vacip ev ödevi demekti. Ketebe gelmiş fiil olarak. Ketebeyi seçmişler. Demek ki ev ödevini yazdı diyecek ya da yazıyor diyecek. MC'yi gördüm. MC'nin manasını hatırlayan var mı? Dün demek hocam. Dün değil miydi? Evet, dün demekti. Dün de geçmiş zamanda olduğu için ben buraya muzari fiil getiremem. A'yı da siliyorum. Doğru cevap ketebete C şıkkı. Bazen cümlemin içindeki bir kelime bana hangi zaman olduğunu gösteriyor aslında. Evet, cümlenin başında bir şey eksik. Bakıyorum şıklara. Bir fiil arıyoruz. Ben bu fiili görmedim ama şuna benziyor. Hemen göstereyim. Bunun mazisi şu şekilde geliyor. Zara ziyaret etti. Muzarisi yezuru şeklinde geliyor. Yezuru. Ne gibi? Kale yekulu gibi. Kâne yekunu gibi. Aynı kalıptan. Onun çekimini görmedik. Ama sondaki zamirden anlayabiliriz. Saihatu burada cemi müennesi salim gelmiş. Saihun turist demek. Saihatu o kadın turistler manasına geliyor. Fiiller sadece daha doğrusu burada fiil olarak ziyaret etmek seçilmiş. O turistler nereyi ziyaret edecek? İşte şimdi nesnemi getirebilirim. Bu tabii Türkçe'de de sanırım nesne deniyor. Mescide Ayasofya. Ayasofya mescidini burada da bir tamlama var. Ayasofya'nın mescidi demeyeceğim belirtisiz olduğu için. Ayasofya mescidini ziyaret ya edecekler ya da ettiler. Pardon, ya ediyorlar ya da ettiler. Bakalım zurna. Ben fiilimin çekimini bilmiyorum. Şurası bana garip geliyor. Ama oradan daha tanıdık bir yer var. Na zamiri. Na kendimden ve benimle beraber başkalarından bahsederken kullandığım bir zamirdi. Zurna ziyaret ettik demek. Zara ziyaret etti demek o erkek. Zurne o kadınlar ziyaret etti manasında gaibe oluyor zurne. Zarat ziyaret etti o müennes derken kullandığım bir siga. Dolayısıyla cevabım sizce ne oluyor? Ama zurne demeyin. Çünkü biz bunu daha önce dünkü derste görmüştük. Eğer fiil önce gelirse İsim de daha sonra gelirse bu şekilde, burada isim daha sonra gelmiş, çoğul şekilde gelmiş. Ben fiilimi müfret getirmeliyim. Hatırladınız mı? Çünkü zurne derken mesela ne aslında faile işaret ediyor. Esaihat zaten fail. İki tane fail bir arada bulunamaz. Peki ben zara mı demem lazım, zarat mı demem lazım? Zara müzekkerler için müfret, zarat müennesler için müfret. Ben mühendisler için müfredi seçmem lazım. Çünkü es-saihatu mühendis. Dolayısıyla ben buraya zarat yazıyorum. Zurne yazamam. Çünkü dediğim gibi cümlede iki tane fail olacak. Eğer bu buradan önce gelseydi, fiilden önce gelseydi caiz olurdu. Zurne diyebilirdik. Ama daha sonra geldiği için diyemiyoruz. Bunu dünkü derste görmüştük. Evet. 11. Nahnu biz. Nokta nokta suratel bakara. Bu da bir tamlama. Sure demek. Bakara suresi manasına geliyor. Bakara suresini ne yapacağız? Bakıyorum. Yakra'u takra'u. Kara'a fiili var. Demek ki okuyoruz ya da okuduk. Yakra'u o erkek okuyor. Takra'u ya sen okuyorsun ya da o müennes okuyor. Bu da olmuyor. Kara'na biz okuduk. Bu olabilir. Kara ne? O gaibe müennesler kadınlar okuyor derken dediğim bir fiil. Dolayısıyla ben doğru cevabımı buldum. Karana dedim. Nahnu karana suratel bakara. Biz Bakara suresini okuduk. Hemen 13. soru. Ene ile başlamış demek ki 12. efendim 12 vardı. 12 atladık herhalde. Evet doğru. Hocam Etullabu. yanlışlık var bence ama. Bu soruda mı? Evet. Tamam, yapalım beraber. Yapmak ister misin? Hatırlayacağım hocam. Tullabu kırıkçı oldu değil mi hocam?
Kırık çoğul. Pardon hocam, akılsız çoğullardan nüfretlenmesi. Tamam, Evet, akılsız çoğullardan nüfretlenmesi doğru. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Fiilimi başa alacağım. Fail daha sonra geliyor. Demek ki müfret gelecek. Failim çoğul olduğu için fiili müfret şekilde yazacağım. Bakıyorum müfret olmayanlara. Eledim. Zehbu'yu eledim. Yezhebune'yi eledim. Zaten cevabım ortaya çıktı. Ben buraya zehebu deseydim iki tane faili art arda zikredecektim. Dolayısıyla caiz olmayacaktı. Ama kullab zehebeden ya da fiilden önce gelirse şu şekilde kullanabilirim. Et-tullabu zehebu derim. Zehebe diyemem. Bu sefer de zehebe diyemem. Evet. Çünkü fiilden sonra gelirse isim fail oluyor. Fiilden önce gelirse fail olmuyor. Onun ismi fail değil artık. Failim şuradaki vav harfi. Evet. Ene diye başlamış. Demek ki ben eğer mazi fiilde kullanacaksam sonuna tu eklerim. Muzari'de kullanacaksam başına elif hemze eklerim. Bakıyorum şeribe o erkek içti. Yeşrebu o erkek içiyor. Şerip de sen içiyorsun. Sen içtin. Dolayısıyla cevap zaten ortaya çıkmış oldu. Cümlenin manasını bilmesem bile cevabı buldum. Ene şeribtu. Ben içtim. Neyi? Nesnem geldi. Eddevâe. Deva ilaç demek. İlacı içtim. Türkçe'ye de geçmiş bir kelime. Kableyi gördüm. Zaten bu da aslında mazi olduğunu gösteriyor. Taam yemek demekti. Kable taami tamlama var burada. Yemekten önce manasına geliyor. Yemekten önce ilacı içtim derken böyle kullanıyoruz. Evet. Cümlenin başında bir fiil eksik bakıyorum. Hepsi başka bir fiil. Ra'aytu gördüm. Kara'at o müennes okudu. Yektubu o erkek yazıyor. Tenavvele o erkek ele aldı ya da yedi. Bakalım. El bintu. Bintu kız demek. El ceridete nesnem gazete demek. Kız gazeteyi bir şey yapacak. Bakalım. Ra'aytu ben gördüm demek. Cümle mantıksız oluyor. Kara'at olabilir. Okudu manasında. Yektubu zaten müzekker olduğu için olmaz. Bint müennes çünkü. Tenavvele de müzekker. Pardon. Yanlışını açtım. Evet. Evet. Tenavvere o erkek el aldı ya da yedi manasında. Erkek olduğu için bunu da eledim. Cevabım ortaya çıktı. Karaat. Karaat el bintu. Tabi geçerken cezimli ta'yı kesralı okuyacağım. Karaat el bintul ceridete diyeceğim. Evet. El mühendisune nokta nokta el amel madi. Madi geçen demekti. Geçmiş demekti. El am. Am kelimesi sene demek. Geçen sene manasına geliyor. El amel madi. El mühendisun mühendisler geçen sene demek ki kelimem mazi fiile gelecek. Yusafirune başında muzarat harfi var. Eledim. Saferune saferune diye bir kalıp olmuyor. Geçmiş zamanda olsaydı saferu diyecektim. Bu yanlış bir kalıp. Böyle bir kalıp yok. Saferu işte bu doğru olan. Bu olabilir ya da bu olabilir idi. Ama bakıyorum hemen kelimeme, ismime. Mühendisun, cemim, müzekkeri Salim gelmiş. Vav ve nunu gördüm. Bu da tesniyeyi işaret ettiği için Safera'yı eledim. Elimde sadece Saferu seyahat ettiler kaldı. El mühendisune mühendisler Saferu seyahat ettiler. El amel madi geçen sene. El bahisatu bahis araştırmacı demek. El bahisatu araştırmacı kadın. El bahisatu mühendisi Salim araştırmacı kadınlar. Makalatin makaleler. Bu da makalenin çoğulu. Cem'i mühendis Salim şeklinde gelmiş. Edebiyeten edebi makaleler. Araştırmacı kadınlar edebi makaleleri bir şey yapacak. Bakalım ketebet yazdı. Ketebtun ne? Siz yazdınız kadınlar. Burada ben sarih isim gördüm. Sarih isim eşittir. Gaib zamir aslında. Yani el bahisatu yerine hunne yazabilirim. Benim muhatabım olamaz bunlar.
Ketebet müennes için yazdı. Keteb ne? O. Burada evet bu soru yanlış aslında. Yanlış olan bu. İki tane ketebet var. Bakalım oluyor mu? El bahisatu cümlenin başında gelmiş. Fiil daha sonra gelecek. Demek ki ben faili ekleyebilirim. Yani eğer bahisatu fiilden sonra gelseydi müfret şekilde yazacaktım. Ketebetil bahisatu diyecektim. Ama bahisat daha önce geldiği için ketebne diyebilirim ben. El bahisatu ketebne makalatin edebiye. Araştırmacı kadınlar edebi makaleler yazdılar. Evet. Şöyle raca fiili var. Sülasi mücerret bir fiil. Çekmek isteyen var mı bu fiili? Ben çekebilirim efendim. Buyurun. Raca, raca, raca'u, raca, raca'ta, raca'ne, raca'te, raca'tuma, raca'tum, raca'ti, raca'tuma, raca'tumne, raca'tu, raca'na. Çok güzel. Evet, enfaka'yı geçebiliriz çünkü görmediğimiz bir fiil vezninden gelmiş. Onu geçelim şimdilik. Tekerlemeyi de geçelim. Aynı şekilde geliyor zaten. Sonlarında değişiklik oluyor. İstagfara aynı şekilde. Dafa'ya geçelim. Yanlarda tercümeler var. Onlara bakabilirsiniz. Dafa'ya savundu demek. Evet, tenavvale'yi gördük zaten. Nasıl yapılıyor? Aynı şekilde tenavvale. Tenavvela, tenavvelu, tenavvelet, tenavvelete, tenavvelne, tenavvelte, tenavveltuma, tenavveltum, tenavvelti, tenavveltuma, tenavveltunne, tenavveltu, tenavvelna. Evet. Uygun yere fiil getireceğiz. Ahmedu darasa, darasa fi kulliyetil hendese. Ahmet, hendese yani mühendislik. Kulliye, fakülte demek. Burada isim tanımlaması var. Mühendislik fakültesinde okudu. Şimdi uygun çekimi yapacağız. Ahmedu ve Muhammedun yani iki tane gaip isimden bahsederken ben buraya ne getirebilirim? Doğru cevabım ne olur? O iki erkek mühendislik fakültesinde okudular. Aynı şekilde Ahmedun ve Muhammedun ve Halidun buraya darasu geliyor. Darasa, 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 darasu, darasat, darasata, darasına şeklinde ilerliyor. Şahedet, izledi demek. Şu ta'yı görmeyin. Fiilin kökü bu. Şahedet, şahedete, şahedine şeklinde ilerliyor. Musabaka, yarış demek. Leyla, izledi. Yarışı. Leyla'ya yarışı izledim anasını. Leyla'ya başka bir isim dahil olduğunda şahedete diyoruz. Bunları çekimli yapmıştık zaten. Hel'i görmüştük. Hel soru edatıydı. Hel ente sen misin? Nesin? Derase. Derase'yi çekeceğiz. Ente olduğu için ben buraya ne yazabilirim? Evet. Deraste. Sen deraste fi Misra. Sen Mısır'da mı okudun? Derken hel kullanıyorum. Cümlenin başında zikrediyorum. Çünkü hel cümlenin başında gelmesi zorunlu bir olan bir kelime. Hel enti, enti muhataba zamirimdi. Necahti demem lazım. Hel enti necahti, sen başardın mı diyorum. Cevap olarak ne diyebilirim? Ya evet derim, naam derim ya da la derim, hayır derim. Naam, ana, evet ben. Darastu diyeceğim, benden kendimden bahsettiğim için. Naam, ana darastu fi Misra. Evet ben Mısır'da okudum. La, ana ma darastu fi Misra. Hayır. Ben okumadım derken başına ma ekliyorum. Ma derastu diyorum. Ma derastu fi Misra. Evet. Diğerleri de aynı şekilde ilerliyor. Evet, şurada bir eşleştirme var. Eşleştirme yapalım. Şimdi el mühendisuyu gördüm ben. Yani müfret sarih bir isim. Yani zamir değil. Ne gelebilir? Bununla gelebilecek bir fiil. Yani önce ben isimleri zikredeceğim. Daha sonra fiilleri zikredeceğim. Burada bir örnek vermiş.
Ya hayır, bu nahnuya dönüyor. Nahnu diyecek cümlenin başında. Nahnu ekelna ta'ame. Biz yemeği yedik. Peki el muhendisu nasıl olur? Müfret müzekker olduğu için müfret müzekker bir fiil gelecek. Yani kendisinde zamir olmayacak. Hangisi olabilir? Fahasat, nazzafne, nazzafti, şerahu, amile. Amile olabilir mi? Evet, amile olur. Çünkü amile çalıştı demek. Alime, bildi, amile çalıştı. El mühendisu, mühendis, amile, fiş şirketi, şirkette çalıştı mühendis. Evet, güzel. Bunu şöyle çekeyim. Evet, et-tabibetu, müennes bir isim gördüm. Et-tabibetu yerine hiye yazabilirim mesela. Ona uygun olan fiil, ondan sonra gelecek olan fiil nasıl gelebilir? Hangisi olabilir? Tabibe, kadın, hem kadın doktor, müfret bir mühendis bir isim. Hocam söyleyebilir miyim? Evet, buyurun. El tabibetu fahasetil merda. Evet. El tabibetu fahasatil merda. Fahasa muayene etti demek. Şuradaki ta onun için gelmiş. Dolayısıyla cevap bu. Marda, marid kelimesinin çoğulu. Maridun hasta, marda hastalar. Kadın doktor hastaları muayene etti. El muallimun. Evet, çoğul gelmiş. Ona göre çekimleyeceğim fiilimi. Hangisi olabilir? Vav ve nun var. Vav ve nun varsa Şerahu. evet, şerahu olur. Şeraha açıkladı. Şerahu açıkladılar. Neyi? Nesne bu. Ederse, şerahu derse, öğretmenler dersi açıkladı derken böyle diyoruz. En nisa o kadınlar demek. Kadınlardan sonra gelen fiil nasıl çekimlenecek? İki tane kadın zaten. Nazif Nazif Evet. Nazzafa temizledi demek. Nazzaf ne? O kadınlar temizlediler. Dolayısıyla fiil bu şekilde geliyor. Beyt ev demek. Nesne olarak gelmiş. Kadınlar evi temizlediler. Burada nida ile yani seslenilen bir isim var. Ey Fatıma. Soru sorabilir miyim? Evet. Zaten bir tane kaldı cevap olarak. Hel nazzaftil gurfe. Gurfe oda demek. Nazzaftil temizledin demek. Helle kullandığım zaman soru soruyorum. Hel nazzaftil gurfete. Odayı temizledin mi? Ey Fatıma diyorum. Güzel. Bu soruları cevaplayalım. Tamam. Evet. Burada biraz da yeni kelime bakalım. Yeni kelime men. Men kim demek? Soru edatı. Kim? Haraca çıktı. Kim çıktı? Minessafi. Sınıftan kim çıktı? Ben buna nasıl cevap verebilirim? İsim zikredeceğim. Hocam deneyebilir Herhangi bir miyim? isim. Evet, buyurun. Haraca Ahmet Mine Safti. Çok Ahmet'in güzel. Mine Çok güzel. Men yerine isim zikrediyorum. Başta da getirebilirim. Haraca'dan sonra da getirebilirim. Ahmedu haraca mine safi diyebilirim ya da haraca Ahmedu mine safi diyebilirim. Ama soruya uygun olarak gelse cevap cümlesi daha güzel olur. O yüzden Ahmedu haraca mine safi daha güzel olacaktır. Eyne nereye demek? İla yön bildiriyordu. İla eyne nereye demek? Yine nereye manasını veriyor aslında. Daha doğrusu eyne nerede demek? İla eyne nereye demek? Bu şekilde evet. Nereye zehebe gitti Aliyon? Ali nereye gitti? Ben buna nasıl cevap verebilirim? Zehebe Aliyun ila suğu, Okul diyelim ile mesela. suğu, ha, ile medresesi. Çarşı da olur. Çarşıya gitti. Zehebe Aliyon ile suğu. Doğru bir cümle. İla eyne başta geldi. Çünkü soru edatları başta gelir. İla ile kullanılmış sadece. İla'ya bakmayın. Aslında soru edatı olduğu için başta geldi. Men de soru edatı olduğu için başta geldi. Soru edatları başta gelir. El başta gelir. Men başta gelir.
Eyne başta gelecekti ama ila ile beraber kullanıldığı için ila'dan hemen sonra geldi. Cevap verirken de zehebe aliyun, ila nereye gittiyse artık onu zikrediyorum. İla suqi, ila medraseti, ila ameli, ila mektebi diyorum. Meta ne zaman demek? Başta geldi çünkü soru edatı. Meta haraçta ne zaman çıktın mine dersi dersten ne zaman çıktın derken böyle soruyorum. Cevap olarak ne verebilirim? Haraçtu. Çok güzel. Haraçtu'ya çevirmen çok güzel oldu. Bu aslında senin dersi anladığını gösteriyor. Haraçtu diye zikretmeme gerçekten güzel bir nokta. Evet. Anladım. Haraçtu minet dersi saati sabah. Yanlış mı dedim? Fi saati sabah. Değil. Fi saati sabiha diye kullanılıyor. Şu şekilde hemen yazayım. Faile kalıbıydı herhalde hocam. Sıra sayıları. Evet. Faile tun kalıbı. İssaati, sabiati. Evet. Bu şekilde. İssaati, sabiati. Saat 7'de manasına geliyordu. Ya da mesela az önce diyeceğim. Kable kalilin diyebilirim. Az önce. Kable. Kalilin. Az önce çıktım. Güzel. Maza ne demek? Ne sorusu? Yine başta geldi çünkü soru edatı. Fe'ale. Fe'ale iki kişiye delalet ediyor. İki tane müennes var demek. Gaipler bunlar. Muhatap değiller. O ikisi ne yaptı diyeceğim. Nerede ne yaptı? Fil hadikati. Bahçede. O ikisi bahçede ne yaptı? Ne yapmış olabilirler? Mesela oyun oynamışlar diyeceğim. Mesela şöyle diyeceğim. Oyun oynamak laibe yelabu şeklinde geliyor. Şeribe yeşrabu gibi. Hemen sonuna bir tane lai bir dakika. Baştan izleyeyim. Laibe derken sonuna bir tane elif ekledim. Bahçede ne yaptılar? Laibe oyun oynadılar diyebilirim. Ya da mesela direkt oyunu da zikredebilirim şu şekilde. Laibe lorbeten. Lorbe oyun demek. Bir oyun oynadılar diyebilirim. Bunu zikretmesem de laiba diyebilirim aslında. Bunu zikretmeme gerek yok. Evet. İla eyne. Yine gördüm. Nereye demekti? Saferu. O erkekler. Nereye seyahat ettiler? Mesela Türkiye diyeceğim. İla Türkiye. Türkiye. Evet. Türkiye'ye. Ya da uzun bir cümle kuracaksam başına da getirebilirim, sonuna da getirebilirim. Ben sonuna getireyim. Aynı şekilde fiil cümlesi olacak. İla Türkiye saferu. Türkiye'ye seyahat ettiler. Evet. Hel salleytum. Salla yusalli namaz kılmak demek. Hel kıldın mı diyecek bana. Hel salleytum. Siz namaz kıldınız mı? Tum orada sizden bahsederken kullandığım zamirdi. Namaz kıldınız mı? Nasıl cevap vereceğim? Mesela evetle ya da hayırla. Evetle vereyim. Ne diyeceğim? Evet. Naam. Sonunda ne diyebilirim? Evet kıldım diyeceğim. Aynı fiili ekleyeceğim. Sadece zamiri değiştireceğim. Salleytu. Evet. Çok güzel. Naam. Salleytu. Salleytu. Namaz kıldım. Evet. Çok güzel. La dersem hayır. La. Bu hayır demekti sadece. Bir de olumsuz manası katacak bir ma ekleyeceğim. Hayır. Ma salleytu diyeceğim. Hayır. Namaz kılmadım. Geçmişte olumsuzluk bildiren bir fiil kullanırken lemle kullanabilirim ya da bu şekilde ma ile kullanabilirim. Ama lem muzari fiilden önce geliyor. Ma mazi fiilden önce gelebiliyor. Lem muzari fiilden sadece muzari fiilden önce gelebiliyor. İkisinin arasındaki fark bu. Ma biraz daha geniş bir kullanım alanına sahip. Maza ne demekti? Şeribe içti demekti. Şeribtunne yani entunne şeribtunne. Siz ne içtiniz? Ey kadınlar mesela. Kadınlar topluluğuna soruyorum. Ne diyeceğiz mesela?
Onlar cevap verecek. Şeribna diyecekler. Şeribna mesela meyve suyu diyeyim. Asıran meyve suyu içtik derken şeribna demem lazım. Çünkü onlar artık cevap verecek. Kendilerinden bahsedecek. Evet. Hel yine bir istifham edatı. İstifham Arapçada soru demek. Necahat müennesten bahsediyorum demek ki ta'yı gördüm. Müennes olduğunu anlamam gerek. Hel necahat başarılı oldu mu? Başardı mı? O kişi fil imtihani imtihan sınav demek. Sınavda başarılı oldu mu? Evetle ya da hayırla kullanacağım. Naam ya da la ile. Naamla nasıl kullanabilirim? Naam, necahat fil imtihan. Çok güzel. Diğeriyle nasıl yapabilirim? La ma necahat fil imtihan. Evet. Ma necahat fil imtihani. Güzel. Başına ma ekledim. Fiili olduğu gibi şu şekilde cezimli bir ta ile yazdım. Sonra imtihani, fil imtihani ekleyebilirsiniz. Eklemeyebilirsiniz. Evet başardı ya da evet sınavda başardı. Evet. Müzekker müennes konusu da böyleydi. Muzari fiil, evet muzari fiil görmüştük. Hemen onun alıştırmalarına geçelim. Evet. Sayfa 56. Huve muzari ile kullanacağım. Muzara tarifi olarak ya gelmesi lazım. Tamam. Evet. Muzara tarifi olarak ya kullanmam lazım. Ya'yı görmediğim için bu ikisini eledim. Elimde ya'melu ya'melu kaldı. Ya'melu çalışıyor demek. Amile çalıştı. Ya'melu çalışıyor. Huve olduğu için ya'melu demem gerekiyor. Ve ene ben ise tedrusu ya müennes müfret için kullanabilirdim ya da muhatap için, müfret muhatap için kullanabilirdim. Dolayısıyla bu da olmuyor. Kendimden bahsederken edrusu diyorum. Huve ya'melu ve ene edrusu diyorum. Evet. Nahnu biz bir şey diyecek. Ayeten bir ayet, şurada tenvin var, bir diye çevireceğim. Biz bir ayeti, bakalım şıklarda hep kara fiilini almış farklı çekimlerde. Demek ki okumak fiili var. Biz bir ayet ne yapacağız? Ya okuduk ya okuyacağız. Bakalım hepsi muzari. Bir tane mazi var. Hangisi olduğunu göreceğiz. Hangisine göre bunu belirliyorum? Hemen şuradaki tamlamaya göre. Ba'de daha sonra demekti. Ya da isim tamlamasından sonra geldiğinde bir şeyden sonra ya da bir şey yaptıktan sonra manasını veriyor. Ba'de kulli salatin, salatin namaz demek, kul her demek, her namazdan sonra. Demek ki aslında burada bir adet var. Benim adetim her namazdan sonra bir ayet okumak. Adetlerden bahsederken geniş zaman kullanıyoruz, geniş zaman olmayanı eliyorum. Bu bir. İkincisi, nahnu demiş, nahnu biz demek, yakra'u gaip için kullanıyorum, biz için kullanmıyorum, takra'uyu. Ya muhatap için ya da müfret müennes için kullanıyorum. Hiye takra'u, ente takra'u derken ama kendimden bahsederken nahnu nakra'u diyorum. Evet. Hiye'yi gördüm. Müfret müennes. Yektubu diyemem. Başında ya var. Nektubu bizden konuşurken kullandığım bir kalıptı. Tektubu olur. Ektubu da kendimden, bizden değil. Sadece kendimden bahsederken kullanıyorum. Doğru cevap. Hemen buldum. C. Hemen cümleyi tamamlayayım. Şuraya hemen hiye tektubu. O yazıyor. O kadın, o mühendis kişi yazıyor. Ne yazıyor risaleten? Mesaj. Bir mesaj yazıyor. Burada lam kime olduğunu gösteriyor. Li usratiha usratun. Şöyle yazayım. Usratun aile demek. Usratiha onun ailesi demekti. Lam başında gelmiş. Lam harfi cer. Li usratiha diyeceğim. Onun ailesine manasında. O ailesine mesaj, bir mesaj yazıyor diyorum. Evet. Hunne müennes
gaibe zamirlerden bahsederken, kişilerden bahsederken kullandığım zamirde yaşrabne olur, şeribne olur, bir mazide, bir muzaride. Zamanına bakacağız şimdi. Zaman bizim için önemli. Taşrabne, entunne ile kullandığım bir şeydi. Entunne, taşrabne, şuta, muhatap tasıydı. Şeribtunne de siz içtiniz derken söylediğim bir şey. Dolayısıyla muhatap aramıyorum. A ile B'den biri. Asır, meyve suyu demekti. Biz meyve, o mühendisler, o kişiler, o kadınlar meyve suyunu bir şey yapacak, bak, meyve suyu içecek. Bade, daha sonra demek. Kulli ta'amin, bade'yi gördüm. Demek ki burada aslında bade'den sonra, aslında bade tek başına bağlayıcı olmuyor. Şurada kulli dediği için ben aslında şey olduğunu anlıyorum. Geniş zaman olduğunu anlıyorum. Çünkü mesela ba'de salati, ba'de salatil fecri, sabah namazından sonra deseydi geçmiş zaman kullanabilirdi. Gelecek zaman da kullanabilir. Ama kul kelimesi, her kelimesi onu geniş zamana has kılıyor. Ba'de kulli ta'amin, her yemekten sonra dediğim zaman geniş zaman olduğunu anlıyorum. Hunne, şeribne geçmiş zamanda ama yeşrabne gelecek zamanda olduğu için cevabım A. Hunne yeşrabne la sıra ba'de kulli ta'amin. Onlar, o kadınlar her yemekten sonra meyve suyu içiyorlar. Evet. Enti, muhataba zamirim. Müfret muhataba zamirim. Fiil olarak ehabbeyi kullanmış. Ehabbeyi az önceki derste görmüştüm. Ehabbe sevdi demekti. Bunun muzarisi yuhibbu şeklinde geliyor. Bu kalıbı görmedim ama bilmem de sakınca yok. Enti, senden bahsederken benim muzara tarifim ta olmalı. Ta olmayanı siliyorum. Uhibbe'yi sildim. Ya da uhibbu'yu sildim. Yuhibbu'yu da sildim. Başında ya var. Çünkü sadece elimde tuhibbu kaldı. Bir de tuhibbine kaldı. Tuhibbu ya ente ile kullanırım ya da hiye ile. Enti ile kullanamam. Enti ile sadece tuhibbine'yi kullanırım. Ne yapıyordum? Sonuna bir ya ekliyordum ve fethalı bir nun ekliyordum. Es-semeke, balık demek. El-meşviye, kızarmış demek. Enti tuhibbine es-semeke el-meşviye. Sen kızarmış balığı seversin ya da seviyorsun diyorum. Evet. El-mumaridatani. El-mumarida, el-mumaridatu, hemşire demek. El-mumaridatani, iki hemşire. İki, tabii hemşir değil ya da erkek hemşire değil. İki kadın hemşire, ila müsteşfa, müsteşfa hastane demek, ila hastaneye demek, ila ile beraber hastaneye demek oluyor. Bakın, bakıyorum, zehebe fiilini almış, gitmek. Onlar, daha doğrusu o iki hemşire hastaneye gidecek diyeceğim. Elif ve nun gördüm, bu olabilir. Elif ve nun yok, sildim. Elif ve nun gördüm, bu da olabilir. Elif ve nun yok, sildim. Peki, mühendis olduğu için muzarat harfim ya mı olacak, ta mı olacak? Tabii ki ta olacak. O yüzden cevabım A. Yezebani derken müzekkerden bahsediyorum. Nahnu, biz, yine zebe var. Gittik diyeceğiz. İle suki, çarşıya gittik. Kulle usbu'a. İşte burada her şey değişiyor. Kulle usbu'a, kul her demekti. Usbu'a, hafta demek. Her hafta dediğim için ben buraya gittik diyemem. Gideriz demem lazım. Çünkü geniş zaman oluyor artık. O yüzden geniş zaman olmayanı siliyorum. Bu bir, bu iki. İkincisi, ben dediğim için muzarat harfim nun olmalı. Dolayısıyla cevabım B. Biz her hafta çarşıya gidiyoruz. Et-talibatu, kız öğrenciler demek. El-mubarata, maç demek. El-ane, şimdi demek. Öğrenciler maçı şimdi ne yapar? İzler. Şahede, izlemek demek. Bunun çekimini görmedim ama şuradan anlayabilirim. Şurada nun var, bu olabilir. Nun var, fetalı nun olabilir. Şeddeli nun var, bu olamaz. Çünkü bu, entunne ile kullanıyorum bunu. Ama benim aradığım hunne. Çünkü burada sarih bir isim var. Sarih ismin yerine ben şu şekilde zamir zikredebilirim. Hunne diyebilirim et-talibatu yerine. Şahedne geçmiş zamanda ama ben el-an gördüm. Şimdi demek, geçmiş zamanı silmem lazım. Mühendis olduğu için muzarat harfim ya olamaz. Doğru cevabım tuşahidine olmalı. Et-talibatu,
tuşahidnel mübaratel an. O kız öğrenciler maçı şimdi ya da şimdi maçı izliyorlar. Evet. Hel ente hazal kitabı. Hel ente sen, soru soracağım ona. Haza bu demekti. El kitabı bu kitabı. Bu kitabı bakıyorum fiil olarak iştera fiili var. İştera satın aldı. Görmediğim bir vezin. Ama ente dediği için oradan yola çıkabilirim. İştarat sonda affedersiniz. Sonda kapalı bir ta gördüm. Müennes olduğu için bunu silmem lazım. Şurada bir ya gördüm. Ya muzarat harfi olarak gaiplerde geliyordu. Ben muhatap arıyorum. Eşleri de kendinden bahsederken, yani şuradaki hemzeyi kendimden bahsederken kullanıyorum. Daha dolayısıyla cevabım teşteri olacak. Bu fiilin kalıbını görmedim ama bu şekilde muzarat harflerinden ya da kelimenin sonundan bulabiliyorum. Evet. Huwa talibun iraqiyun. Huwa o talibun bir öğrencidir. Bir dedim çünkü burada bir tenvin var. Belirsiz bir kelime. O bir öğrencidir. Nasıl bir öğrenci? Iraqiyun. Iraklı bir öğrenci. Ona uygun bir cümle getireceğiz. Bakalım. Burada biraz kelime bilgisine ihtiyacım var. Enamu uyuyorum demek. Fil ma'hedi, ma'hed ma'hede de üniversite diyebiliriz. Ya da ne diyebiliriz? İki yıllık üniversitelere ma'hed deniyor genelde. Öyle bir yerde uyuyorum diyor. Yedrusu çalışıyor o. Fil ma'hedi. O iki yıllık üniversitede çalışıyor. Nesbahu yüzüyoruz. Başında nun var. Biz yüzüyoruz. Fil mesbah. Mesbah havuz demek. Biz havuzda yüzüyoruz. Takra'u. Sen okuyorsun. Ya da o müennes okuyor. El kitabe. Kitabı. Bakıyorum. Huve demiş. Dolayısıyla müennes olamaz. Mütekellim olamaz. Burada da mütekellim var. O da olamaz. Doğru cevap. B şıkkı. O Iraklı bir öğrencidir. Ve iki yıllık üniversitede okuyor diyorum. Evet. Fiilimle zamirim, failim hep uyum içinde olmalı. El ustazu, öğretmen. Hazihi ismi işaretti, müennese işaret ediyordum. Çünkü bakın burada müennes gelmiş, ta'yı gördüm. Hazihil kaidete. Kaide kural demek. Bu kuralı hoca, gaden'i gördüm. Bu da önemli benim için. Yarın demek. Bu kuralı hoca yarın ne yapacak? Bakıyorum şıklara. Şeraha fiilini almış. Açıklayacak ya da anlatacak manasında. Yarın bu kuralı açıklayacak, anlatacak. Dolayısıyla emir olamaz. Burada işrahi sen anlat demek. Kadından bahsediyorum. Kadına emir veriyorum. İşrah sen anlat erkek olunca. İşrahi kadın olunca. Teşrahi ne? Kadın birine müfret bir muhataba hitap ettiğimde kullanıyorum. Teşrahi ne? Bu da olamaz. Teşrahu şurada ben ta muzarat harfi olarak görüyorum. Başındaki sin harfi geleceğe çeviriyordu fiil muzariyi hatırlarsanız. Ta da olamaz. Muhatap zamiridir. Ya da müennes zamiri, müennes müfret. O da olamaz. Dolayısıyla cevap A. Seyeşrahul ustazu hazil kaidete gaden. Yarın hoca bu kuralı açıklayacak. Evet. Es-sâihâtu görmüştüm daha önce, turist kadınlar demekti. Ziyara, ziyaret demek. Ziyaratel esvâki, burada bir tamlama var. Esvâk, sûkun çoğulu. Sûk, çarşı. Esvâk, kırık çoğulu. Cem-i teksir. Çarşıları ziyaret ne yapacak? Ona bakacağız. Çarşılara ziyareti nokta nokta. İşte bu turist kadınlar bir şey yapacak, ona bakacağız. Fiilime bakıyorum. Garip bir fiil. Faddala. Faddala tercih etmek, yeğlemek manasında. Bu turist kadınlar bir şeyi bir şeye yeğleyecek ya da direkt yeğlediği şeyi zikredecek. Çarşıları ziyaret etmeye yeğliyorlar. Ben bilmiyorum nasıl yapıldığını. Yani bu fiil bana yabancı. Ama şıklarda beni doğru cevaba götürecek ipuçları var. Birincisi benim ismim Cem'i müennesi Salim. Bunun müfredi saihatun, çoğulu saihatun, vezin kırılmamış. Dolayısıyla yufaddilu diyemem çünkü müzekker için kullanıyorum. Birincisi müennes olması lazım. İkincisi
Eğer fiil önce zikredilirse, isim daha sonra zikredilirse, fiilim çoğul gelemez. İki tane fail yan yana geldiği için yufaddilne olamaz, tefaddalne olamaz. Burada da iki tane nun var fail. Tufaddilu müfret müennes için kullanabildiğim bir kalıp. Dolayısıyla cevabım D. Tufaddilu sa'ihatu ziyaratel esvak. Turist kadınlar çarşıları ziyaret etmeyi yeğliyorlar, tercih ediyorlar. Evet. Hel entunne. Entunne siz kadınlar. El kahvete kahveyi bir şey yapacaksınız. Bakalım. Yeşrabne. Gaibeden bahsettiğim zaman. Çünkü başında yağ var. Sildim. Şeribne. Yine mazi fiilde gaibden bahsediyorum. Sildim. Şeribtum. Muhatap olacak. Müzekker olacak. Tum müzekkerler içinde sildim. Teşrabne. Muzari zamanda siz kadınlardan bahsederken kullanıyorum. Cevabım C. Hel entunne teşrabnel kahvete. Siz kahve içer misiniz derken böyle kullanabilirim. İsim, şurada zamir var. Zamirler de isim. Burada zamirim daha önce geldi. Fiil daha sonra gelecek. O yüzden fiilimin sonuna fail ekleyebilirim. Eğer fiil önce gelseydi müfret gelmek zorundaydı. Muhadaratul muallimi. Muallim öğretmen, muhadara ders. Burada bir tamlama var. Öğretmenin dersi nokta nokta ba'de kalil. Ba'de kalil, kable kaline çok benziyor. Birisi az önce demek, birisi de biraz sonra demek. Bu biraz sonra demek. Biraz sonra öğretmenin dersi bir şey yapacak. Bakıyorum bede'e fiili var. Bede'e başladı demek. Ona göre çekeceğim ben. Muhadaraya göre çekeceğim. Çünkü başlayacak olan ders. Bakıyorum muhadara kelimesinin sonunda ta var. O yüzden ta. Buna uygun olmayanları sileceğim. Burada ya gördüm. Ya uygun değil. Ta ile başlaması lazım. Bu olabilir. Burada hemze var. Bu da uygun değil. Burada da ta yok. Mühendislik alameti yok. Bu da olamaz. Dolayısıyla cevabım B. Muhadaratul muallimi tabda'u ba'de kalilin. Öğretmenin dersi birazdan başlayacak ya da başlıyor. Burada ba'de kalil dediği için başlayacak şekilde çevirebilirim. Hum onlar. Bakıyorum. Yahruş ne? Hunne ile kullanabilirim. D'yi eledim. Hum dediği için ta ile gelemez. Muhatap muzara tarifi olduğu için. Entunne muhatap zamirlerden biri. Yedhulne diyemem. Çünkü bu gaybe işaret ediyordu. Dolayısıyla hum yahrucune onlar çıkıyor. Ve entunne siz kadınlar tedhulne giriyorsunuz. Leyla ne yapıyor sorusuna aşağıdakilerden hangisi cevap olabilir? Okuyor diyecek. Bakıyorum hepsinde kara var. Okuyor diyecek. Yakra'u olamaz çünkü müzekkerden bahsederken kullanıyorum. Kara'a keza mazide müzekkerden bahsederken. Kara'a muhataptan bahsederken. Dolayısıyla cevabım B. Leyla ne yapıyor? Leyla okuyor. Evet burada muzari fiilin çekimi var. Yerci'u, yerci'ani, yerci'une. Tercih'u, tercih'ani, yerci'ane. Tercih'u, tercih'ani, tercih'une. Tercihine, tercihani, tercihine, erciyo ve nerciyo. Bu şekilde bunların hepsini görmüştük. Diğer fiilleri görmemize gerek yok şu an. Bunlar bize biraz yabancı. Bunları geçiyorum. Bunları da artık yapmaya gerek yok. Derase az önce mazi fiilin mazi fiil alıştırma olarak gelmişti. Burada da muzari yapacağız. Ahmedu ve Muhammedun iki tane zahir isim, sarih isim. Zamir değil. Dolayısıyla gaib isimler. Ben buraya ne yapacağım? Buna göre çekimleyeceğim. Yedrusani diyeceğim. Diğerlerini buna göre yapıyorum. Bunları geçebilirim. Burada çoğul var mesela. Üç tane isim olduğu için. Burada da müennesler aynı şekilde muamele görecek. Yine soru yaparken helente daraste fi misra ama darasayı muzariye göre çekeceğiz. Helente tedrusu diyeceğim. Sen Mısır'da okuyor musun? Cümlenin cevabı naam ya da la ile gelebilir. Naam edrusu fi misra. Evet okuyorum Mısır'da. La. Oraya ne ekleyebilirim? Burada mesela ne demiş? Ene la. Yani ene la edrusu diyorum. Muzari fiilin başına burada la getiriyorum. Ma da getirebilirim. La da getirebilirim. İkisi de olur. Ma edrusu diyebilirim. La edrusu da diyebilirim. Burada la demiş. Tamam biz de kitabı takip edelim. La hayır. Ene la edrusu. Ben okumuyorum. Bir mesela Mısır'da okumuyorum. Diğerleri de bu şekilde yapılıyor.
Bunu maziye göre çekersek Ahmet, Müzekker, müfret bir isim. Kara'yı olduğu gibi yapıştıracağız. Ahmedu, Kara'a dersehu emsi. Ahmet dersini, buradaki tamlama onun manasını veriyor. Dersini dün okudu diyorum. Et talibani, o iki öğrenci. Hadara, mazi olduğu için. Hadara, erkek olduğu için. Hadarata demeyeceğim. Et talibani hadara ilal medreseti emsi. O iki öğrenci dün medreseye, okula geldiler. El muhendisun, iştaraku, sonuna ekliyorum şu şekilde, onu yazayım. İştaraku. Evet. Yani sonuna bir vav ekledim. Mazi olduğu için bir de elif-i farika getirdim. İştaraku şeklinde yazdım. El muhendisune, mühendisler iştaraku katıldılar. İştaraka katılmak demek, iştirak etmek demek. Fil içtima, içtima toplantı demek. İştarake fi ile kullanılıyor. Yani iştarakadan sonra fi'yi görebilirsiniz. Neye katıldılar? Toplantıya katıldılar derken fi'yi kullanıyorlar Araplar. Diğerleri bu şekilde yapılıyor. Bakalım başka kaldı mı? Evet, eşleştirme var. Onun dışında yoksa, evet. Bu da son, bugünlük son alıştırma olsun. Bunu beraber yapalım. El fellahani demiş. Yezra'ani. Evet, fellahani. İkil bir isim olduğu için ona göre çekimleyeceğim muzari fiilimi. El fellahani, o iki çiftçi. Yezra'ani, zera, yezra'u, toprağı ekmek manasında, dikmek manasında. El arda, ard, toprak manasına da geliyor. Yeryüzü manasına da geliyor. Toprak diyeceğim. Toprağı ekiyorlar. O iki çiftçi. Peki et telamizu nasıl olur? Tilmizin çoğulu öğrenciler demek. Efendim? Evet, olabilir. Çünkü et telamiz tilmizin çoğulu. Tilmiz erkek öğrenci demek. Erkek öğrenci müfret, müzekker ve de akıllı olduğu için bu şekilde çekimlenebilir. Yetekellemu konuşuyor. Yetekellemune konuşuyorlar öğrenciler. Güzel. El benatu kızlar demek. Bunu nereye verebilirim? Yakra'nel kutube. Evet, güzel. Yakra'ne okuyorlar. Eğer muhatap olsaydı tekrane diyecektim. El kutub, kitabın cemi teksiri kutup şeklinde gelebiliyor. Kitapları okuyorlar kızlar. Entunne zamiri geldi, muhatap zamirim. Onu nereye götüreceğim? Tefhemne derse. Çok güzel. Tefhemne, anlıyorlar. Daha doğrusu anlıyorsunuz. Entunne, siz kadınlar anlıyorsunuz. Neyi? Derse, dersi anlıyorsunuz. El muhendisatu, burada bir mühendis isim gördüm. Zaten bir tane kaldı. Tektubu diyorum. Et takrira, takrir rapor demek. Mühendis kadın raporu yazıyor diyorum bu şekilde. Güzel. Burada da zaten çekimi var. Huve yefhemu, hiye tefhemu, huma yefhemani, huma tefhemani, hum yefhemune, hunne yefhemne şeklinde gidiyor. Şu diğer fiilleri görmeniz şart değil şu an. Evet, bu kadar. Devam etmek isterdim ama ders bitti. Diğer soru çözümüne buradan devam edeceğiz. Daha sonra nahiv alıştırmalarıyla devam edeceğiz inşallah. Diğer buluşmamız hangi günde? Haftaya perşembe günü. Çarşamba günü zaten bayram bitmiş olacak. O gün ders yapmayacağız. Perşembe günü başlayacak inşallah derslerimiz. Pazartesi günü yapamadığımız dersi perşembe yapacağız. Ona göre hazırlıklı olun. Derslere daha önceden bakın lütfen. Böyle göz aşinalığınız olsun. Ne işleyeceğimizi görün. Okumaya çalışın. Biraz kafa yorabilirsiniz. Ondan sonra derste de dinlediğinizde çok daha aklınıza yatacaktır. Sorusu olan varsa alabilirim. Kaydı durduracağım. Bu ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.